Bu hafta şarkıcı Murat Kurşun'un evine konuk olmuş bizimkiler. Oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirmişler. Evinde muhtemelen altını üstüne getirmişlerdir. O kahkaha dolanları ekrana getiriyoruz şimdi. Çabayı, çabayı, vur çabayı, çabayı, vur kazmayı, kazmayı. Ünlüler dünyasının ev ziyaretlerini sürdürüyoruz. Bugünkü konuğum ünlü şarkıcı Murat Kurşun. Namı diğer Kurşun Murat. Aman oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller neler sevsinler, o dilleri niye siller. Kurşun Murat'ın ziline dokunuyorum. Merhaba Murat, ben geldim. Oo, buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah? Biz de çok mutlu olduk, sizleri gördük. Size de merhaba yenge. Beni ailece karşıladınız, gözlerim doldu. İlk defa öyle bir şey yapıyoruz. Bu size özel. Gerçekten mi? Bak şimdi iki kere mutlu oldum. İlk röportajımız evde arkadaşlar. Bak sen, şimdi üç kere mutlu oldum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Size özel. Dört oldu mutluluğu. Sana da merhaba minik Muratcan. Nasıl da büyümüşsün öyle. Muratcan'ı bir geçen bir doğum gününde görüntülemişlerdi sevgili Asena Hanım. Bugün ikinci kez. Muratcan'a merhaba dedik, cevap vermedi. Ne yapsın? Çocuk daha anne baba diyemiyor ki. Merhaba Aydoğan amca, nasılsın, iyi misin diyecek hali yok tabii. Bu arada saçları mı kesilmiş Muratcan'ın? Saçları dün kestik. Can, ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Can uykusu geldi. Laf aramızda babalık yaramış sana Murat. Çok iyi bir duygu. Sana da tavsiye ediyorum. Kesinlikle yani. Sağ olasın. Ben zaten babayım. Ben de tavsiye ederim. Yalnız böyle ayakta mı kalacağız hep? Gelin böyle oturalım. Oturalım, oturalım. En çok nereye oturursun bu evde? Ben burada oturuyorum. Filmleri açıyorum. Sonra ver elini çekirdek, fındık, fıstık. Ye babam ye. Çekirdeklerimi alıyorum, cipsimi alıyorum. Ondan sonra oturuyorum. Filmlerimi izliyorum. Sonra ağlarsın göbek çıktı diye. Neyse. Eviniz çok güzel döşenmiş. Kimin zevki? Murat. Bak şimdi, karı koca birbirlerini gösterdiler. Suçlu o gibi. Ya kimin zevki dedim, kimin suçu demedim ki. Ya kendimize göre işte yaptık ya. O da çok onunki. Vay kurşun Murat vay. Sende ne maharetler varmış öyle. Ama bir gün sizi köye misafir edelim. Bir de köy evimizi çekin arkadaşlar. Hadi ya, çok isterim. Köy havası iyi gelir. Beni çok bunalttılar, oku oku. İçeriz orada değil mi? Her şey organik organik. Yiyeceğin her şey daha organik. Ben de öyle dedim ya. Kesinlikle oraya gelmeniz lazım. Söz. Geleceğim de önce şu ev turunu bitirelim. Ev kuşlarından mısındır? Evde çok zaman geçirir misin? Esasında yok. Hafta içi müsait olduğumda hep evdeyim. Mesela bugünden salı gününe kadar yokum. Dur ya, yavaş. Kafam karıştı. Cuma, pazar, pazartesi, salıya kadar yokum. Hiçbir şey anlamadım kurşun Murat. Sen ne zaman gelip gidiyorsun İstanbul'a, çözemedim. İşte bizim de işimiz bu. Zor yanı bu tarafı ya. Neyse canım, çalış çalış, işleyen demir pas tutmaz. Bu arada bize evi gezdir bakalım. Gezdirin, buyurun ya. Vur çabayı, çabayı, vur çabayı, çabayı, vur kazmayı, kazmayı. Bu fotoğraf albümünün nedir öyküsü? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu ilk defa gördüm bunda, biliyor musun? Aa bak sen, kim koymuş onu oraya? Asena benden habersiz buraya koymuş. Hem de senden gizli. Aç aç, meraklandım şimdi. Bak görüyor musun? Vay be, damatlık günlerinden hatıra yani bunlar. Ya tabii ki çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum tabii ki. Bekarlar evlensin diyorsun. İnşallah onlar da istedikleri mutluluğu bulurlar ve evlenirler. Bu arada şöminen de pek havalı. Kışın böyle eğer şey olursa. Yazın yakacak değilsin tabii, kışın yakacaksın. O gün hamamımızdaysak yakarız. Ben senin yerinde olsam şuraya otantik bir soba da koyardım aksesuar olarak. Köyde var işte, onu diyorum sana. Bir gün köye gelirsen orada sobamız var. Söz dedim ya, geleceğim. Beraber soba üzerinde kestane kebap yapacağız. Semaverimiz var. İnanılmaz güzel bir şey. Vallahi canım çay çekti. Neyse, yemek masan da pek güzel. En son Asena oturdu burada. Hangi Asena? Bizim Asena mı? Hadi ya, ne yedirdin kıza? Valla Asena Asena fazla yemek yemiyordu ama biz ona birazcık Mardin yemekleri yaptık. Kankin tabii Asena. Ya biz onunla çok programlara, çok konserlere gittik tabii ki. Onun bir ayağı da Almanya'da tabii, orada yaşıyor. O sana orada ne yedirip içiriyor? Dedi ki ben dedi işte balıklı makarna yiyeceğim. Yeseydin, değişik lezzetler tat biraz Murat. Nasıl kokuyor biliyor musun? Böyle bir şey yok. Ben yemedim. Yahu kokar mokar tok tutar kurşun Murat. Alışmışsın dedi sen dedi Adana kebabına, Urfa kebabına. Ya dedim ki memleketime kurban olayım. Ya ben o gün aç kaldım zaten. Başka ne yemezsin? Çok yemek seçer misin? Amerika'da da böyle. Yine aynı şekilde. En son kahvaltıya indik. Ne güzel işte. Amerikan kahvaltısı meşhurdur. Sazları aradım işte müzisyenli arkadaşlarım. Arkadaşlar kahvaltı hazır mı? Abi aman inme dediler. Neden öyle dediler?
Abi dedi bir tek tanıdık yumurta var. Başka bir şey yok. Hoppala, Amerika'ya gittin aç döndün yani. Zor günler yaşattı. Bir dahaki gittiğimde paket yapıp götüreceğim. Şu sehpanın üzerindeki çiçek nedir? Herhalde bir sene oluyor herhalde. Bu niye burada duruyor ben anlamadım ya. Gelin çiçeğine benziyor sanki. Gelin çiçeği değildir canım. Sor bakalım. O çiçek ne çiçeğiydi? Orada çiçek. Aa kayıtta mıyız? O çiçek hangi çiçekti abi? Düğün. Şimdi o benim. Hangi çiçekmiş? Yahu kurşun Murat, insan eşinin gelin çiçeğini tanımaz mı? Yani ayıp oluyor ama. Aa, ben onun ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar niye biliyor musunuz? Konuyu değiştirme Murat. Ben her hafta uzak yerden gelince çiçek alırım. Nasıl unutursun kurşun Murat, o çiçeği nasıl unutursun? Biz gittikten sonra oklava var sana, oklava. Değil mi yenge? O özel, o ayrı. Bu... Yumbaş kişisi evet. Olacak tabii ki de. Evet. Eyvah eyvah. Neyse, olan oldu. Şimdi nereye? Hadi bir yukarı çıkalım. Murat Kurşun'un dubleks evinin üst katındayız. Bakalım kurşun adam bizi nereye götürecek? Evet, bu da benim en çok değer verdiğim hayatımın bir köşesi. Öyle bir dünya yok, yok, yok. Öyle bir dünya yok. Bu ne ya Murat? Burası mağaza kardeşim. Hani diyorlar Murat Kurşun parayı ne yapıyor, okullar kazanıyor falan. Bir sakin şey bakın burada. Paralar mı da? Hakikaten servet yatıyor burada. Bunların hemen hemen iki katı da içeride dolaplarda var. Bu kadar takım elbiseyi giymeye fırsat oluyor mu Murat? Akşam sahnede giydiğim ceketlerim. Ayakkabılara bak, ayakkabılara. Gördüğünüz gibi ayakkabılar. Ya güzel kardeşim, 500 pabuç var burada. Karıştırır insan. Bazen iki ayağını bir pabuca sokar insan. En son Ankara'da bir konserde benim yardımcım giyindim. Sahneye ineceğim. Ne oldu? Aşağıda işte bakanlar var, işte milletvekilleri var. Takımımı giydim. Çıkardım ayakkabı giyeceğim. Ayakkabının ikisini de sol koymuş arkadaş. Şöyle. Ne yaptın? Deyim gerçek oldu. İki ayağını bir pabuca sokup mu sahneye çıktın yoksa? Nasıl giyeceğim bunu? Sadede gel, sadede. Nasıl giydin iki sol pabucu? İki ayakkabı sol, sağ yok. Takımı tekrar çıkarmak zorunda kaldım. Tek ceket falan yaptım. Gömlek, kot, pantolon. Bu arada minik Muratcan geri geldi. Öp bakalım minik Murat, baba Murat'ı. Can. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Öp bakayım beni. Öp bakayım. Kıyafet bu kadar çok olunca ütü mütü işleri de zor oluyordur. Sağ olsun Asena hepsini ütülüyor. Yenge zorlanıyor musun? Biz... diyormuş. Ben yoruldum hayat. Hanımlar da ne sever ütü yapmayı ne sever. Bir tek ceketleri ellemiyor. Ama işte kotlar, gördüğün gömlekler hepsini sağ olsun ütüsü sağlamdır yani. Yalnız dikkat ettik, gömlekler hep beyaz, ceketler hep siyah. Şimdi hep siyah giydiğim için siyah vazgeçilmezimdir sahnede. Yok mu şöyle renkli renkli ceketlerin? Bunları böyle düğünlerde giyerim. Renklerden açılmışken yeşil ceketin de pek havalı. Erik dalı gevrektir. Güzel bir ceket, uğurlu bir ceket. Şarkı patladı. Aman oynasın eller diller, oynasın diller. Asena yenge nasıl buluyor giyim zevkini? Klasik, ona yakışıyor. Sahneye çıktığı kıyafetler yakışıyor ama tabii günlük hayatta da zaten genelde şık giyinir. Peki karışır mı yenge giyim kuşamına? Çok güzel olan şeyi giyemiyorum. Evet. Niye ama sor. Benimle giyebilmesi için. Öyle bir sorun var işte. Kıskancız yani. Olmaz mı? O gün giyindim. Hayır dedi, giyemezsin. Niye dedim? Benle giyeceksin dedi. Ne oldu peki? Lightlaştın ve çıkardın mı? Tekrar çıkardım biliyor musun? Hadi üzülmesin diye. Neyse, beyaz gömleklerle işin zor Asena yenge. Allah kolay gelsin. Gereklerini de anlat biraz. Sen bunları da giyerim hep sahnede. Seviyorum yani. Gerekler demek yeterli değil. Milyon tane gerek var orada. Evet var. Çünkü burada istediğin renk her şey var. Biraz da şu yan odaya göz atalım mı? Gelin size göstereyim. Parfümlerim var. Tesbihlerim var. Mardinli güzel yarim, inan sana hayranım. Uğruna feda olsun, varım yolum bu can. Tesbih koleksiyonunu kilitlemişsin. Evet, kilitli tutuyoruz. Saatlerin de pek havalı. Ben hediye etmiştim Murat Bey'e de, evet. Pahalı bir şeye benziyor. Köyde tarlayı sattı, ondan sonra bu sahibi aldı.
Bu arada çok tespih çeker misin? Kullanıyorum yani. Ama şöyle hani dışarıda falan değil de. Hani araba biliyorsun trafik varken. Kaç tane var? Hemen hemen bir 300 tane tesbihim var. Peki bütün bu oda senin takıların, parfümlerinle dolu. Yengenin başı kel mi? Yok, bunlar benim, onunkiler içeride. Bir de son olarak çocuk odasını görelim mi? Gelin size göstereyim onu. Sonra bütün gece öpmeyeceğim. Oynayalım bu gece. Ne güzel, ne güzel. Evin en huzurlu yeri burası olmalı. Biz de onunla burada hep oturuyoruz. Çünkü biz de burada oturmadan keyif alıyoruz. Evet, gezdik, sohbet ettik, güldük, eğlendik. Sıra dışı bir sohbetti ama vedamızı yapalım klasik. Bizi evinde ağırladığın için çok teşekkür ederiz Kurşun Murat. Size ve ekibinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ve buradan bütün sevenlerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum.